Ergenekon Mahallesi'ne gideyim deseniz önce bir Avşar'a gitmeniz gerekiyor. Avşar'dan Ergenekon Mahallesi'ne dönüp tekrar geri gelmeniz gerekiyor. Yol çalışması diye aylardır bekliyoruz. Ama bu işleri biz de biliyoruz. Yol çalışması nasıl yapılır? Tadilat nasıl yapılır? Altyapı nasıl yapılır? Herhalde bir sokağın, aramızda mimarlarımız, mühendislerimiz de var. Bir sokağın, bir caddenin tadilatı da 2 sene sürmez. Değil mi yüzden? 2 yıl sürmez. Işıklı, sadece süslü ışıklar, üzerinde büyükşehir yazan, belediye isimleri yazan süslü ışıklar, sığırlamazın hali. İnsanlar çoluğuyla çocuğuyla piknik yapsın, top oynasın, eğlensin diye yaptığımız zırlamaz. Şimdi lambalar kırılmasın diye çimlere basmaktan imtina edeceğimiz hale geldi. Bir de etrafı çevriliyor, herhalde yakında ücret tarifesi de kapısına yazılacak. Halkın hizmetinde olan şeyler para kaynağı oldu. Allah razı olsun. İl başkanımız ve meclis grup başkan vekillerimizin doğru hamlesiyle suyla ilgili yapılan mecliste önergede yine milletimizin yanında olduğunu AK Parti meclis üyelerimiz bir kere daha gösterdi. Ama neyle karşılaştık? Cengiz Bey'in tehditleriyle, Cengiz Bey'in özellikle AK Parti'de olan belediyelere şu hizmetleri alamazsınız, bunları yapamazsınız, adeta avucunuzu yalarsınız diye tehditleriyle karşılaştık. Milletimiz her birinin hesabını biliyor. Her birini görüyor. Cengiz Başkan kendisi ilçelere uğramaz, ilçelerin derdini anlamaz, muhtarları dinlemez. Kendi kafasına göre bir takım projeleri nasıl olsa kasada parayı da bol bulduk, istediğim gibi yapayım anlayışıyla yapmaya devam ediyor. Ama Turgutlu hadisenin farkında, Turgutlu olan bitenlerin farkında. İnşallah yeniden doğru tercihler, doğru hamleyle hep birlikte Turgutlu Teşkilatı olarak gereğini yapacağız. Ben sözlerimi çok fazla uzatmayacağım.